Settings seçeneği bizim için oldukça önemli. Çünkü settings kısmında tanımladığımız değişkenler program içerisinde aynı web'deki session gibi davranırlar. Bunlar bizim programın içerisindeki kalıcı değişkenlerimizdir ve bütün formlar tarafından ulaşılabilir. Bir tane örnek yaparak işe başlayalım isterseniz. Settings kısmında iki tane değişken tanımlayacağım. Kullanıcı adı diyorum. Biliyorsunuz ki Türkçe karakter kullanılmıyor değişken tanımlamalarında. Tipi string, yani yazı tipinde değişken kabul etsin diye bunu yazdık. The value kısmından default bir value'ye girebilirsiniz. Mesela Ebru girersem ben bu kısma. Kullanıcı adı değişkenini gördüğü her yerde ilk başta Ebru'yu kabul eder siz değiştirmediğiniz sürece. Bir tane daha değişken tanımlayalım. Buna da parola diyelim. Yine string tipinde değer kabul etsin. Form kısmını açalım. Pardon, düzeltiyorum. Solution Explorer'dan formumu açacağım. Ve Toolbox kısmından bir kullanıcı giriş paneli yaratmak üzere bir adet text box, hatta iki tane text box çekelim. Şifreyi de soralım. Bir adet buton çekelim. Ve hatta bunların düzenli bir şekilde durabilmesi için bir tane group box çekelim. Bunları mouse'umun sol tuşuyla işaretleyip group box'ın içine sürükleyip bırakırsam artık group box nesnesiyle birlikte bunları hareket ettirebiliyorum. Alıyorum, sağ alt köşesinden çekip group box'ı biraz genişletiyorum. Group box'ıma properties panelinden isim vermek için text özelliğine kullanıcı bilgilerinizi girin yazalım. Ve hatta iki tane de label nesnesi çekelim ki anlamlanabilir olsun. Label'ın text özelliğine kullanıcı adı diyelim. Bu kısma da şifre diyelim. Butonumuzu da isimlendirelim ki yine söylediğim üzere anlamlı bir çalışma olsun. Giriş dedim. Formumu da biraz küçülteyim ki bir giriş paneline benzesin. Hatta bunu alıp şurada duck diye bir özelliği var. Bunu eğer fill yaparsam komple formun geneline yayar. Şu şekilde seçimimi küçülteyim. Ve formumuzu da isimlendirelim. Giriş paneli diyelim. Evet, giriş formumuzu oluşturduktan sonra giriş tuşuna basıldığında kullanıcı adı ve şifrenin değerlerini alıp sorgulatacağım ve neticesinde bir mesaj box içerisinde giriş yaptığınız yazısını yazdırmayı planlıyorum. Giriş kısmına çift tıkladım. Öncelikle textbox bir nokta text eşittir diyorum. Bakın az önce Vidimi projesinin settings kısmında kullanıcı adı ve parola tanımlamıştım. Properties nokta settings nokta default nokta kullanıcı adı. Bakın IntelliSense bana tanımladığım değişkenleri getirdi. Kullanıcı adı diyorum. Yine properties nokta settings nokta default nokta parola diyelim. Textbox 2 nokta text'e atalım. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Textbox 1'in içerisine ne yazılırsa yazılsın bizim kullanıcı adı olarak tanımladığımız değişkenin içerisine aktaracak. Ve sonra bu değişkenle de bütün formun içerisinde bilgiyi sorgulayabileceğiz. Ben aynı form üzerinden bir sorgulama yapmak istiyorum. Eğer diyorum, eğer dedikten sonra iki kere tab tuşuna bastım. Bakın if sorgusuna ait bütün parametreleri kendisi attı. If diyorum,
Properties nokta settings nokta default nokta kullanıcı adı eşittir Ebru ise ve diyelim ve properties nokta settings nokta default nokta parola eşittir videm ise diyorum. Karşımıza bir mesaj box getirsin. Mesaj box nokta show diyorum. Giriş başarılı. Arkadaşlar bu sorguda dedim ki kullanıcı adı değişkenimin içerisindeki değer Ebru'ysa ve kullanıcı adı düzeltiyorum parola değişkenimin içerisindeki yazı da videm ise ekrana giriş başarılı diye bir yazı getir dedim. Peki bu şartları gerçekleştirmezse ne olacak? Else diyorum ve süslü parantezimi açıp kapatıyorum. Bu kez de messagebox.show giriş başarısız desin. Başarısız. Evet. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Eğer kullanıcı adı değişkenime girilen değer Ebru'ysa, yani textbox 1 nokta textin içerisine yazılan yazı Ebru'ysa ve de parola değişkenime girilen değer videm ise, yani textbox 2 nokta textte yazılan yazı videm ise ekrana giriş başarılı yazısı gelecek. Eğer bu şartlar sağlanmıyorsa ekrana giriş başarısız yazısı gelecek. Şimdi çalıştırıp kontrollerimizi yapalım. Start diyorum. Evet, giriş paneli egzemiz çalıştı. Kullanıcı adına Ebru yazıyorum. Şifre kısmına videmi yazıyorum. Giriş dediğimde giriş başarılı. Peki ben bu kısımda videmi değil de başka bir şeyler yazsam, giriş desem, bakın giriş başarısız diyecek. Şu ana kadar uygulama ayarları içerisindeki belki de en çok kullanacağınız değer olan settings bölümünü anlatmış olduk.